Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz. Sorumuzda kök 1800 kilometrelik bir yolun 5 kök 2 kilometrelik kısmını saatte kök 2 kilometre hızla, 15 kök 2 kilometrelik kısmını saatte 3 kök 2 kilometre hızla giden bir bisiklet sürücüsü, kalan yolu da saatte 5 kök 2 kilometre hızla giderek yolu tamamlıyor diyor. Gelin biz isterseniz önce şu yolu bir gösterelim. Bizim bakın kök 1800 kilometrelik bir yolumuz var. Bunu A kök B şeklinde yazmak istiyorum. 18'e 9 çarpı 2, sondaki 2 sıfırı da 100 olarak yazabilirim. Bu durumda 9 kök dışına 3 olarak, 100 kök dışına 10 olarak çıkacaktır. Ve sonucum dolayısıyla 30 kök 2 olacaktır. Yani yolumuzun uzunluğu, toplam uzunluğu 30 kök 2'dir. Bu yolun 5 kök 2'lik kısmını gitmişiz. Şöyle gösterelim onu. Daha sonra 15 kök 2'lik kısmı da gitmişiz. Geriye ne kadar yolum kalıyor onu hesaplayalım. 30 kök 2'den 20 kök 2'yi toplam gittim. Geriye de 10 kök 2'lik kısmı kaldı. Şimdi bu yolculuğumu kaç saatte tamamladığım soruluyor bana. Yolumun ilk kısmını saatte kök 2 kilometre hızla gidiyorum. 5 kök 2'de yolum. Bunu saatte kök 2 kilometre hızla gidersem 5 saatte giderim arkadaşlar. Şu ilk kısmı 5 saatte gidiyoruz. İkinci kısım 15 kök 2 kilometre. Bu ikinci kısmı da 3 kök 2 kilometre hızla gidiyorum. Bu durumda bölme işlemi yaparsam burayı da 5 saat olarak bulurum. Son kısmı ise 10 kök 2 kilometre kalmıştı geriye. Biz saatte 5 kilometre hız yaparak gidiyoruz. Bu durumda da bakın bu yolu 2 saatte alırız. Toplam kaç saat sürdü o halde yolculuğum? Bakın 5 artı 5 10, 2 de burada, toplam 12 saat sürer bizim bu yolculuğumuz. C seçeneği olacaktır cevabımız. Devam edelim sonraki soruyla. İçerisinde bir miktar su bulunan havuzun içerisine 40 kök 2 litre su ilave edilince. Şimdi benim bir havuzum var. İçerisinde bir miktar suyum varmış. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bunun içerisine 40 kök 2 litre su ilave ettiğimde havuzun içerisindeki su kök 5408 litre oluyormuş. Gelin önce bunu bir bulmaya çalışalım. Karekökünü direkt almak zordur. Algoritma yardımıyla asal çarpanlarını ayıracağım. 2'ye bölelim. Bakın 2704 olacaktır. Bir kez daha 2'ye böldüğümde 1352'ye denk gelecektir. Tekrar 2'ye bölüyorum. 676. 2'ye bölüyorum. 338. Bir kez daha 2'ye böldüğümde 169'a ulaşırım. Bakın 169 zaten 13'ün karesidir. 13'e bölüyorum. Tekrar 13'e bölüyorum. Evet, bu şekilde ben 5408 sayısını çarpanlarını tam kare bir şekilde yazabileceğim. Bakın 2 kere 2 4, 2 kere 2 4, 4 çarpı 4 buraya 16 diyelim. Bir iki çarpanım daha var burada dikkat ederseniz. Ve 13 çarpı 13, onu da 13'ün karesi olarak yazalım. Kare kökünü alırsak 16 kök dışına 4 çıkar. 13'ün karesi kök dışına 13 çıkar. Çarpı kök 2. Yani arkadaşlar ne olur? 13 ile 4'ü çarparsak 52 kök 2 olur. 52 kök 2 litre, özür diliyorum. Yani ben suyuma 40 kök 2 litre eklediğimde toplam suyum 52 kök 2 litre oldu. 52 kök 2'den 40 kök 2'yi çıkarabiliriz. Sonucumuz 12 kök 2 litre olacaktır. Demek ki başlangıçta benim havuzumda 12 kök 2 litre su varmış.
C seçeneği doğru cevabımdır haliyle. Evet, güzel bir soru bu. Dikkat etmeniz gereken bir soru ayrıca. Şimdi kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki bir kartondan bir kenar uzunluğu kök 5 olan, bakın şurada kare şeklinde bir parçayı kesip çıkarıyoruz. Bir kenarı kök 5 olan bir kareymiş bu. Buna göre kalan kartonun çevresi. Burayı çıkardıktan sonra, kesip çıkardıktan sonra kalan kartonun çevresini istiyor bizden. İsterseniz önce şuradaki değerlerimi yine düzenleyeyim. Kök 125'i kök içerisinde 25 çarpı 5 diye düşünüp 5 kök 5 şeklinde yazabilirsiniz. Kök 720'yi de kök içerisinde 144 çarpı 5 olarak düşündüğünüzde 12 kök 5 olarak yazabilirsiniz. Dikdörtgenin uzun ve kısa kenarlarına ulaştım haliyle. Şimdi bana verilen geriye kalan kısmın çevresini bulmak için bakın şunu yapmalıyım. Şuradaki kenarlar boyunca uzunluklarımı aslında şöyle yapalım. Toplamalıyım. Burası kesildi, artık içe girdim. Böyle bir çevre. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki mesafe ile aşağıda kestiğimiz mesafe zaten aynıdır değil mi? O halde aslında çevrede bir şey değişmeyecektir. Yani ben bu şeklin kesildikten sonraki şeklin çevresini bulurken ilk baştaki dikdörtgenin çevresini bulup buna şu yeni eklediğimiz iki tane kök 5 uzunluğu eklersem, ki o da 2 kök 5 olacaktır. Bu durumda kare kesildikten sonra kalan şeklin çevresine ulaşabileceğim. O halde önce dikdörtgenimin çevresini buluyorum. Dikdörtgenimin çevresini bulmak için biz uzun ve kısa kenarlarını toplayıp 2 kök 5, 12 kök 5 artı 5 kök 5 2 ile çarpmalıyız. Her birinden 2 tane olduğu için bu durumda 2 çarpı 17 kök 5'ten ne buluruz? 34 kök 5 buluruz. Evet, çevreyi 34 kök 5 bulduk. İşte bu çevreye 2 tane, şurada az önce söylediğim gibi 2 tane kök 5'i eklediğimde de sorumda benden istenen çevreye ulaşacağım. O da ne olacak arkadaşlar? 36 kök 5 olacak. D seçeneği olacak cevabımız bu durumda. Evet. Bu soruda iki dikdörtgen içerisinde yazılmış sayılar görüyorsunuz. Dikdörtgenler içerisinde. Şöyle bir kuralımız var. Şuradaki iki dikdörtgen içerisinde yazılan sayıların toplamı aralarındaki daireye yazılacak. Bunu her birinde yapacağız. Sonradan da bu karşılıklı dairelerin, dairelerdeki sayıları bulduktan sonra bu karşılıklı daireleri çarpıp toplayacağım ve ortadaki A değerine ulaşacağım. Evet, bizden zaten A değerini soruyor. Şimdi başlayalım o halde. Kök 200'ü 100 çarpı 2 diye düşünüp 10 kök 2 şeklinde yazabilirsiniz. Burada bir de kök 32 var, onu da düzenleyelim. Bunu da 16 çarpı 2 diye düşünüp 16'yı kök dışına 4 çıkardığımda 4 kök 2 olacaktır. Evet, şimdi artık dikdörtgenlerin içerisindeki değerleri toplayacağım. Eksi kök 2 ile 10 kök 2'nin toplamı 9 kök 2 olacaktır. Ortadaki dairenin içine yazıyorum. Şimdi kök 2 ile 10 kök 2'nin toplamı 11 kök 2 olacaktır. Bunu da ortasındaki daireye yazdım. Aynı şekilde 4 kök 2 ile kök 2'nin toplamını 5 kök 2 olacağı için ortalarındaki daireye yazdım. Son dairemin içerisinde de yine 4 kök 2 ile eksi kök 2'nin toplamı olan 3 kök 2 yazacağım. Evet, şimdi ne yapıyorduk? Karşılıklı dairelerin üzerinde yazan sayıları çarpıyorduk. O halde ben 3 kök 2 ile 11 kök 2'yi çarpıyorum önce. Buradan 3 ile 11'in çarpımı 33. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı da 2 olacaktır. Yani 66'ya ulaşırım. Diğer dairelerime bakıyorum. 5 kök 2
çarpı 9 kök 2. 5 ile 9'un çarpımı 45. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. Buradan da 90'a ulaşacağız. Şimdi bu 66 ile 90'ı toplamam isteniyor. Buradan da sonucum 156 olacaktır arkadaşlar. C seçeneğidir haliyle cevabımız. Evet, diğer soruma geçtim. Gökhan ve Hakan her sabah belirli bir mesafeyi koşarak spor yapmaktadır. İkisinin de koşu mesafelerine bakıldığında koşabildikleri en uzun ve en kısa mesafeler tabloda verilmiştir. Buna göre Gökhan ve Hakan'ın bir sabah sporunda koştukları mesafenin toplamı kilometre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ikisinin toplam koştukları mesafenin olabileceği değer, ikisinin birlikte koştuğu toplam en kısa mesafe ile ikisinin birlikte koştuğu toplam en uzun mesafe olacaktır. O yüzden gelin biz bu tabloda en kısa mesafeleri ve en uzun mesafeleri toplayalım. En kısa mesafemiz, bakın topladığımız zaman 11 kilometre olacaktır. En uzun mesafelerimizin toplamı da yine işlemimizi yaparsak 11,8 kilometre olacaktır. Bu durumda ikisinin toplam koşu mesafesi bu iki aralıkta karşıma gelecek. Seçeneklerim kareköklü. Bakın şuraya yazayım. 11 ile 11,8 arasında olmasını istiyorum. 11 dediğim kök 121. 11,8'den hemen sonra ne gelecek? Kök 144 gelecek. O halde kök 121'den büyük değerler almak isterim. Oysa A seçeneği ve Bursa seçeneği, B seçeneği kök 121'den küçük oldukları için bunları direkt eledim. Bu aralıkta kök 138 olabilir. Kök 143'e baktığım zaman bu kök 144'e çok yakın bir değerdir. 12'ye çok yakındır. O kadar yakındır ki benim bunun yaklaşık değeri için 11,9 demem daha kuvvetli bir tahmin olacaktır. Haliyle aralıktaki değer C seçeneğindeki kök 138 değeridir. Evet arkadaşlar, bir tablo sorusu gibi görünüyor ama sorumuz aslında bir olasılık sorusu baktığımız zaman. Beren'in bir ay boyunca çözdüğü soru sayısı daire grafiğinde verilmiştir. Beren matematik dersinden çözdüğü soru sayısı sosyal dersinden çözdüğü soru sayısının iki katı olduğuna göre diyor. Bakın şimdi Beren'in İngilizce'den çözdüğü, sosyalden ve Türkçe'den çözdüğü soru sayılarının merkez açıları verilmiş. Ve bilgide de bana matematikten çözdüğü soru sayısı sosyal dersinde çözdüğü sayının iki katıdır ifadesini söylemiş. Bu durumda sosyal bilgiler dersine denk gelen merkez açı 59'dur. 59'un iki katını alalım. İki katını alırsak 118 olacaktır. Yani matematiğe denk gelen aralık 118 derece olacaktır. Fen bilgisi dersine ait olasılığı sorduğu için benim şuradaki merkez açıya ulaşmam lazım. Peki nasıl ulaşacağım? Bana verilen diğer açıları, yani 118 artı 46 derece artı 59 derece ve 62 dereceyi topladığımızda arkadaşlar 285 derece olarak buluruz. Tamamı daire grafiğinin biliyorsunuz 360 derece. 360 dereceden de ben 285'i çıkarırsam 75 derece bulurum. Bu durumda fen bilgisi dersine denk gelen 75 derecelik bir merkez açı dilimi vardır. Evet, çözülen sorular arasında rastgele seçilen bir sorunun fen bilgisi dersine ait olma olasılığını bulacaksam, fene karşılık gelen merkez açıyı tamamına, yani 360 derecelik bir açı olduğu için bütünü 360'a bölmeliyim. Buradan olasılığıma ulaşacağım. O halde biz bunu sadeleştirerek devam edelim. Kaçla sadeleştirebiliriz? Mesela 3 ile sadeleştirelim önce. 25 bölü 120 olacaktır. Tekrar sadeleştirebilirim. Pay ve paydamı 5 ile sadeleştirirsem bu durumda da 5 bölü 24 olacaktır. Dolayısıyla bakın 5 bölü 24'ü veren seçeneğim D seçeneğidir arkadaşlar.
Evet, sıradaki soruyla devam edelim. Yanda verilen şeklin matematiksel olarak ifade ettiği sayı verilmiştir. Bakın şöyle tanımlanmış. Şekil içerisinde en ortada bulunan sayıyı taban olarak almışız. A olarak. B ve C'nin çarpımını üstüme B çarpı D olarak aldım. Eksi sonra da C ile E'nin çarpımını yazdım. Bu şekilde tanımlanmış. Aynı tanımı aşağıda kullanacağım ve bu işlemlerin sonucuna ulaşacağım. Ne yapıyorduk? Ortadaki sayıyı alıyordum taban olarak. Eksi 1 ile 3'ü çarpıyordum. Eksi 3. Sonra eksi deyip 2 ile 5'i çarpıyordum. 10. Ne eşit oldu? 4 üzeri üstlerimi toplarsam eksi 13'e eşit oldu. İsterseniz bunu da 2 tabanında yazalım. 2 üzeri eksi 26 olacaktır. Şimdi diğer işleme geçiyorum. Bu işlemde ortadaki değerim 2'dir. Üssü 6 ile 2'yi çarpıyorum. 12. Eksi diyorum. Eksi 1 ile 3'ü çarpıyorum. Eksi 3 oluyor haliyle. Bu durumda 12 üzeri, affedersiniz, 2 üzeri tabanım 2 idi. Bakın 12, eksi ile eksiyi çarptım, artı 3, yani 2 üzeri 15 olmuş oldu. Şimdi bu iki sonucumu bölmemi istiyor benden. Bölme işlemini de şurada yapayım. 2 üzeri eksi 26'yı bölüyoruz 2 üzeri 15'e. Bölme işleminde ne yapıyorduk? Tabanlarımız aynı olduğunda ortak tabanda payın üstünden eksi 26'dır burası. Payın üstünden paydanın üstünü çıkarıyorduk. İşlemi yapıp bitirirsem 2 üzeri eksi 41 olacaktır. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Evet, yandaki kasanın açılabilmesi için dijital bir ekran üzerinde oluşan ve her defasında değişen sayılar ile oluşan bir şifre sistemi tanımlanmıştır. Bakalım nasıl tanımlanmış bu şifre sistemi. Ekranda oluşan iki basamaklı sayının, bakın mesela burada 25 var. Onlar basamağındaki sayının 3. kuvveti, birler basamağındaki sayının 4. kuvveti alınıp bu iki sayı toplanıyor ve bulunan sayı tuşlanarak kasa açılıyor. Örneğin ekrandaki sayımız 25. Bu 25'in birler basamağındaki sayının, yani 2'nin, bakın 3. kuvvetini alıyorum. Diğer basamak birler basamağındaki sayının da 4. kuvvetini alıyorum. Toplayıp bir sonuca ulaşıyorum. Bu da kasamı açan şifre oluyor. Evet, buna göre kasayı açmak için tuşlanan 359, tuşlanan sayı 359 olduğuna göre dijital ekranda oluşan sayı kaçtır? Yani bu işlemleri yapıp 359'a mı ulaşmaya çalışacağım? Peki seçeneklerime bakalım. 54'e bakalım. Ekrandaki sayım eğer 54 ise, bakın onlar basamağındaki sayının 3. kuvvetiydi. Birler basamağındaki sayının da 4. kuvvetiydi. İşlemi yapmasak bile 5'in 3. kuvvetinin sonunda 5 geleceğini, hatta yapalım isterseniz, 5'in 3. kuvveti 125'tir. 4'ün 4. kuvveti de nedir arkadaşlar? Bakın 4'ün 4. kuvvetini 2'nin 8. kuvveti olarak yazabiliriz. Yani 256'dır. Bakın son rakamları toplayalım. 5 ve 6'nın toplamı bize 11'i verecektir. Son rakam 11 olacaktır. Oysa benim son rakamım, bakın 359'da ne var? 9 var. Biz böyle devam edelim. B seçeneğinde bakın 63, 6'nın 3. kuvveti, 3'ün 4. kuvveti. 6'nın 3. kuvvetinin son rakamını düşüneyim sadece. 6 kere 6, 36. 36 ile 6'yı çarparsam son rakam yine 6 gelecektir. 3 üzeri 4'ün 81'dir zaten, son rakamı 1'dir. 6 ve 1'in toplamı da son rakamda bana 7'ye verecektir. Yine 359'a ulaşamayacağım. C seçeneğine bakalım. İşlemi şurada devam ettirmek istiyorum. 72, yani 7 üzeri 3 artı
2 üzeri 4. Birler, onlar basamağındaki sayının 3. kuvveti, birler basamağındaki sayının 4. kuvvetini aldım. Şimdi 7 üzeri 3, 343 olacaktır. 2 üzeri 4 de 16'dır. Burada bakın 6 ile 3'ün toplamı zaten bana 9'u verecektir. Yani bu toplam 359 olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımıza ulaşmış olduk. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere diyorum.